Elhasıl Hazreti Ali radıyallahu an keremallahu ve çehu ecnebi hurufuna karşı şiddetli teessüf ve hiddet ettiği ve bidaya taraftarlık eden bir kısım ulema-i sua karşı şiddetli nefret ve hiddet ettiği yerde irşatkarane bazılarla konuşuyor. Ve Hazreti Cibril'in tabiriyle Sekine ismi verilen ve ismi azam sandıkçası olan İsmail Sitte'ye devam edeni irşat ediyor ediyor. İşte o Esma-i Sitte'nin devamından tereşşuh eden ve o Esma'nın lemaatı olan Risale-i Nur, Ve o Risale-i Nur kendi şakirtleriyle la ekal yüzer kalemle yüz parça Risale-i Nur'un eczaları ile ve intişar eden yirmi bin nüshası ile la ekal yüz bin adam urufu Kur'an'ye lehine ve sünnet-i seniyeye ittiba ve imanlarının takviyesine ve Hazreti Ali'nin radıyallahu an hiddet ettiği iki cereyana karşı tamamı ile mukavemet ettiklerinden elbette Hz. Ali'nin radıyallahu an ya eyühel ihvan tabir ettiği ihvanları içinde hususi bir surette onlara bakıyor. Evet. Hazreti Ali'nin radıyallahu an bu zahir kerameti gaybiyesi Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam irşadı ile olduğu için başka şekilde bir mucize peygamberiye olduğu münasebetiyle aynı kerameti gavsiye ve işarat-ı harikay aleviye gibi 5. asırla 14. asrın fitnelerine işaret eden ve gizli kalıp manası anlaşılmayan bir mucize-i gaybiye-i nebeviyeyi beyan etmeye münasebet geliyor. Şöyle ki, Hadis-i sahihte vardır ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş.